Sana en zor soru geldi. İki tane var, ikisini de söyleyebilir miyim? Arkadaşlar merhaba, Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Comics and Art Festivali'ndeyiz, yani İCAF. Gördüğünüz üzere. Üçüncü günü bugün. Bugün Manas bana eşlik ediyor, sağ olsun. O sayede işte kameranın önüne biraz geçebildim. Eğer görsel sanatlarla ilgiliyseniz, çizgi roman, süper kahramanlar, bilim kurgu edebiyatı, burası kesinlikle kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir yer. Bazen bazı etkilendiğimiz şeyler çok uzaktaymış gibi gelebiliyor bize. Ve bu yüzden kendimizi çok yalnız hissedebiliyoruz. Ama aslında böyle festivallerde, böyle etkinliklerde yalnız olmadığımızı görüyoruz. İnsanlarla röportaj yapmaya devam ediyorum. İzlemeye devam edin. Bakalım neler olacak. En sevdiğim süper kahraman. Zor bir soru. Captain America. Spider-Man. Çok kilitlendim şu anda. Batman. Wonder Woman. Tweety. Spider-Man. Harley Quinn. Batman. Superman. Çünkü Superman kadar yakışıklı değilim. Kolektifiz. 5 sanatçıyla buraya katıldık. Açıkçası hem satış yapıyoruz ama hem de burada bulunmak, bu şeyin parçası olmak, sanatın, çizgi romanın içinde olmak bana ayrı bir haz veriyor. Biz Notan Comics olarak İCAF'a katıldık. Çizgi romana yoğunlaştık 1,5 senedir. 3,5 senedir kendi hikayemizi çizmeye başladık. Bizim dükkanımız çizgi roman, polisiye üzerine bir dükkan daha çok ama her tür kitap da var. İCAF'ı çok sevdiğim için geliyorum 2 senedir. Bu ikinci gelişim. Yani biz senelerdir bu hobinin içindeyiz aslında. Özellikle Warhammer, genel olarak sevdiğimiz bir oyun, maket oyunu gibi. Yani birçok insana hitap ediyor. Hem maketçiler için, hem boyamayı sevenler için, hem de oyun oynamayı sevenler için. Ya şu an Court 5'teyiz ve Court 5'teki atölyeleri işte cuma, cumartesi, pazar görebiliyorsunuz. Bugün pazar tabii. Bu atölyelere çok yoğunluk var. Tabii insanlar işte sevdiği sanatçılardan, sevdiği tasarımcılardan ders almak, yani kısa da olsa bir ders almak ve işte ilgi alanlarını pekiştirmek, yeni şeyler öğrenmek için çok güzel bir alan. Workshop'ta aslında biraz herkesin bir şeyler çizebileceğini, bu ben çizemem, ay çöp adam bile çizememin ötesinde başka bir yol olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden onları yaratıcılığa doğru ittiriyoruz biraz. Workshop'ı zaten şey olarak hazırladık, yani her seviyeye göre hazırladık. Çünkü bu aslında güzel resim çizme, iyi çizme ile ilgili değil. Hani söylemimiz de şey, yani çöp adam bile çiziyorsan aslında bu workshop'ı yapabilirsin. Mesela az önce burada manga atölyesine girdim ki hani manga okumam etmem ama öyle girdim, ne bileyim. Güzel, hoşuma gidiyor. Özellikle atölyelerin çok yoğun olduğundan bahsetmiştim. Şimdi Kort 3'teyiz ve burada şu anda devam eden Utku Yavaşçay'da çizgi roman atölyesi var. Fakat atölye dolmuş. O yüzden erken gelip erkenden yerinizi kapmanız gerekiyor. Özellikle bu özel hocalarla böyle çalışmak istiyorsanız. Harley Quinn'i çok seviyorum. Görünüş tarzını çok seviyorum. Yani giyim tarzını da çok seviyorum. Feminen karakterinin arkasında bayağı bir maskülenlik var. Hani o gücünü hissettiğimi düşünüyorum o kadın gücünün arkasında. Bu yüzden ilham veriyor. Ya küçüklükten beri sürekli beni ona benzettiler. O yüzden her zaman tweet yani. Çünkü zekası çok enteresan bir şekilde çalışıyor. Hoşuma gidiyor. Ant-Man çünkü karınca. Filminde Benedict Cumberbatch oynuyor. Ya burada tabii sanatçıların kendileri de var. Sadece atölyede ders verme ya da standlarda durma yapmıyorlar. Aynı zamanda kendi sanatlarını da yapıyorlar. Mesela arkamda gördüğünüz Gamze 2 gün önce, cuma günü başladı duvar resmine. Bu etkinlik boyunca işte kendi işlerini yapmakta olan hani sanatçıları da görebiliyorsunuz. Tabii bu da şuna yararı oluyor. Bu süreci yakından takip etme, bu süreci onlarla beraber paylaşma, bunu yakından deneyimleme aslında. Bu festivalde bunu yaşayabiliyorsunuz. Burada 4 sanatçı var, duvar resimleri yapan. Ben de kendi
kendi alanımda renkler üzerine, renklerin özgürlüğü adına bir resim yapıyorum. O süreçte de burada insanlar, etkileşim, onlarla konuşarak ara ara ve festivalden de ilham alarak aslında çok keyifli bir boyamaya dönüştü. Halen de sürüyor. Yaratıcı tarafında olduğumuz için yani bu kitapları okuyan insanlar kimmiş onu görmek. Onlarla iletişim halinde olmak bence. Hani çünkü çizgi roman çok yalnız bir iş. Özellikle üretim tarafındaysanız. Hani senede bir, üç günde olsa böyle insanlarla okuyucu kitlenizle sosyalleşmek bence önemli. Biz filmlerimizi internette yayınlıyoruz ama izleyenlerle yüz yüze hiç gelemiyoruz. Burada pek çok insan bizim filmlerimizi izlediği için tanışmak istiyorlar. İyi dileklerini sunuyorlar ya da eleştiri veriyorlar. Yüz yüze gelebiliyoruz aslında seyirciler. Çizgi roman piyasasında ya da işte sizin oyuncak piyasasında falan da insanlar sadece okumak değil, okuyan insanlarla bir araya gelmekten çok hoşlanıyorlar. Bir arada olayım, işte yayıncılarla tanışayım, çizerler gelsin onlarla tanışayım. Ya o şeyin kitleyle birlikte olayım isteği var. Bu onu çok güzel şey yapıyor, karşılıyor icap. Merhaba arkadaşlar, yine güneş batıyor artık, bitmek üzere etkinlik. Yani sadece şunu söylemek istedim, uzun süredir hani böyle bir festivale, yani böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Hani böyle bir tekrardan o eski çocukluk günlerine, çocukluk kahramanlarına tekrar hissetmeye, o çocukluk günlerine geri dönmek çok güzeldi. O sanatçı ruhu, o iletişim, buradaki o insanların heyecanını işte İlk şeyden gözlemlemek çok heyecan verici, çok güzeldi. Bu dünya güzel bir dünya çünkü sınırsız hayal gücünün bir ürünü dünya. Bence çok güzel bir şey çünkü insanlar birlikte birleşiyor. Hani birlikte resim interestlerini yani fikirlerini herkes paylaşıyor ve gerçekten güzel bir şey. Genel çizgi roman sevdiğim için buradaki bizimle aynı şeyi seven, aynı hobiye sahip olan insanlarla beraber olmak güzel bir his yani. Konuşmasam bile burada ortam bulmak güzel oluyor. Bence dünya böyle güzelleşiyor. Yani kendimi iyi hissediyorum. Hani maddiyattan çok manevi tarafı daha ağır bende. Bence farklı kafadaki insanları da bir araya getiriyor biraz. Ya böyle şeyleri yönelmek her zaman iyidir abi. Umarım bu güzel şehrimizde bu tarz aktiviteler çoğalır. Bu tarz aktiviteler önemli. Çünkü bu tarz aktiviteler sayesinde insanlar bir araya geliyorlar. İletişime geçiyorlar, sosyalleşiyorlar ve kendilerini farklı dallarda ifade etmeyi öğreniyorlar. Kendimizi ifade edebilmemiz çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda popüler kültürün farklı alanlarıyla yeni videolarımız olacak. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.